Kanal Fırat ekranlarından mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Bugün 4 Kasım günlerden cumartesi, günün gelişen ve öne çıkan haberleriyle karşınızdayız. Bültenimiz başlıyor. AK Parti Elazığ Milletvekili Profesör Doktor Erol Kereş ziyaretlerine Alacakaya ve Maden ilçeleriyle devam etti. AK Parti Elazığ Milletvekili Profesör Doktor Erol Kereş Elazığ'daki temaslarını sürdürüyor. Bu kapsamda Milletvekili Keleş'in ilk durağı Alacakaya Kaymakamlığı oldu. Milletvekili Profesör Doktor Erol Keleş'i beraberindeki heyetle birlikte Alacakaya Kaymakamı Hamza Selçuk'u ziyaret ederek ilçe hakkında yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Milletvekili Keleş daha sonra Alacakaya Belediye Başkanı Başaran Yaşlı'yı ziyaret ederek ilçede yapılan ve yapılması planlanan projeler hakkında değerlendirmelerde bulundu. AK Parti Elazığ Milletvekili Profesör Doktor Erol Keleş, AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, İl Kadın Kolları Başkanı Burcu Tüver ve AK Parti heyetiyle beraber istişare ve değerlendirme toplantısında bir araya geldi. Alacakaya ilçe halkıyla bir araya gelen Milletvekili Keleş, sorun ve talepleri dinleyerek çözüm bulunması konusunda istişarelerde bulundu. AK Parti Elazığ Milletvekili Profesör Doktor Erol Keleş'in bir diğer durağı ise Maden ilçesi oldu. Milletvekili Profesör Doktor Erol Keleş, AK Parti Maden İlçe Başkanlığı'nda AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, İl Kadın Kolları Başkanı Burcu Tüver ve AK Parti heyetiyle beraber istişare ve değerlendirme toplantısında bir araya geldi. Milletvekili Keleş daha sonra madenlilerle bir araya gelerek sohbet edip talep ve sıkıntıları dinledi. AK Parti Elazığ Milletvekili Profesör Doktor Erol Keleş, Maden Kaymakamı Mustafa Ataş'ı da ziyaret ederek ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı. AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları öncülüğünde İsrail'in Filistin'e yönelik zulmünü protesto etmek amacıyla 81 ilde Filistin'e zulme dur de temasıyla gençlik yürüyüşü organize edildi. Bu kapsamda AK Parti Elazığ Gençlik Kolları da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüyüş yaptı. AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları öncülüğünde İsrail'in Filistin'e yönelik zulmünü protesto etmek amacıyla 81 ilde Filistin'e zulme dur de temasıyla gençlik yürüyüşü organize edildi. Bu kapsamda AK Parti Elazığ Gençlik Kolları da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüyüş yaptı. Elazığ AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Emre Burak Kürüm, Türkiye'nin ötesinde bölgenin en büyük gençlik hareketi olan AK Gençlik olarak daha adil bir dünya diyerek yola çıkan Cumhurbaşkanımızın izinde her zaman mazlumların savunucusu olduğumuzu, insanlık ve hukuk bilmez canilerin karşısında olacağımızı belirterek "Say stop" diyerek haykırıyoruz. Bugün de burada olduğu gibi 81 ilimizin tamamında, tüm ilçelerimizde eş zamanlı olarak AK Parti Gençlik Kolları mensupları olarak bugün Gazze'de soykırıma dur de, bugün Gazze'de vahşete dur de, bugün Gazze'de zulme dur de, bugün Gazze'de yaşanan insanlık suçlarına dur de, bugün İsrail'e dur de diyerek haykırıyoruz ve say stop demeye devam ediyoruz. Türkiye'nin ötesinde bölgenin en büyük gençlik hareketi olan AK Gençlik olarak daha adil bir dünya mümkün diyerek yola çıkan Cumhurbaşkanımızın izinde her zaman mazlumların savunucusu olduğumuzu, insanlık ve hukuku bilmez canilerin karşısında olduğumuzu yineleyerek, say stop diyerek haykırmaya devam ediyoruz. Program Kızılay Kan Merkezi'ne kan bağışında bulunulması ile son buldu. Tüm yürüyüşe katılan gençlerimizle birlikte Kızılay Kan Aracımızın önüne geldik. Burada Kızılay Kan Aracımızda gençlerimizle birlikte kan bağışı yapacağız. AK Parti Elazığ Milletvekilleri Profesör Doktor Erol Keleş, Ejder Açıkkapı, Mahmut Rıdvan Nazırlı ve AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, Cip Köyü ve Ortaçalı Köyü'nde yapılan konutların anahtar teslim tarihlerinin belli olduğunu açıklayarak hayırlı olmalarını diledi. Cip ve Ortaçalı Köylerinde yapılan köy konutlarının anahtar teslim tarihleri belli oldu. 24 Ocak 2020'de Elazığ'da inşa edilen konutların anahtar teslimleri devam ediyor. AK Parti Elazığ Milletvekilleri Profesör Doktor Erol Keleş, Ejder Açıkkapı, Mahmut Rıdvan Nazırlı ve AK Parti Başkanı Şerafettin Yıldırım, Cip ve Ortaçalı köylerinde inşa edilen köy konutların anahtar teslim tarihlerini hayırlı olsun notuyla paylaştılar.
Elazığ Cip Köyü'nde hak sahibi olan AFS'lerin anahtar teslimleri 6 Kasım 21 Aralık tarihinde yapılacak. Elazığ Ortaçalı Köyü'nde hak sahibi olan vatandaşlar ise anahtarlarını 8 Kasım ile 25 Aralık tarihlerinde teslim alabilecek. Konutlarını becaiş yapmak isteyen hak sahipleri 8 Kasım ile 22 Kasım tarihleri arasında noter vasıtasıyla karşılıklı olarak becaişlerini yapabilecek. Konut teslim programı detayları Elazığ Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün resmi web sitesinden ilan edilecek. Elazığ Memur Sen Kadın Kolları Filistin'de çocuk katliamına karşı analar kıyamda mitingi için Diyarbakır'a gitti. Diyarbakır'da Filistin'de çocuk katliamına karşı analar kıyamda mitingi düzenlenecek. Elazığ Memur Sen Kadın Kolları Filistin'deki soykırıma dikkat çekmek amacıyla Filistin'de çocuk katliamına karşı analar kıyamda programı için 2 otobüs Diyarbakır'a gitti. Elazığ Memur Sen Kadın Komisyonu Başkanı Dilek Günaydın, Gazze'nin sesi olmak üzere Diyarbakır'a gideceklerini ifade etti. Filistin'de çocuk katliamına karşı analar kıyamda diyerek başlattığımız başkaltırı neticesinde sesimizi daha güçlü bir şekilde duyurabilmek adına Memur Sen Kadınlar Komisyonu olarak Diyarbakır'a gidiyoruz. Filistin'e, Gazze'ye, Aksa'ya umut, anaların feryadına çığlık olmaya gidiyoruz. Çünkü biliyoruz ki susarsak bebekler ölür, susarsak çocuklar öksüz kalır, susarsak kadınların onuru çiğnenir. Susmayacağız. Çocuk, kadın, hasta ve yaşlı demeden korkunç bir soykırım gerçekleştiren İsrail'i lanetlemek için gidiyoruz. Okul ve hastaneleri dahi bombalayarak katliam yapan İsrail'e suskun kalan insanlığı uyumayı bırakıp harekete geçirmek için gidiyoruz. Gazze'de kıyamet, dünya sessiz, insanlık sessiz. Haykıracağız. Annelerin yüreğini söndürmek, çocuk katillerine dur demek için, direnişle dirilmek için. Analar kıyamda. Annelerin sesini tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Biz biliyoruz ki Allah inananlarla beraberdir. Allah'ın yardımı bir an önce gelsin diye dua etmeye gidiyoruz. Gazze'li kardeşlerimize ses olmaya, umut olmaya gidiyoruz. İHH Elazığ Başkanlığı'nın organize ettiği Filistin için Özgürlük Konvoyu Elazığ Kültür Park'tan Adana İncirlik Üssü'ne doğru yola çıktı. İsrail'in Filistinlilere yaptığı soykırıma tepkiler çığ gibi büyüyor. İHH İnsani Yardım Vakfı Elazığ İl Başkanlığı tarafından da Filistin için Özgürlük Konvoyu organize edildi. İHH Elazığ Başkanlığı'nın organizesinde başlayan Özgürlük Konvoyu Kültür Park'tan Adana İncirlik Üssü'ne doğru yola çıktı. Elazığ'dan yola çıkan konvoy Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep illerinde toplantı ve mitingler yaparak Adana İncirlik Üssü'nde diğer illerden gelen ve üssün kapatılmasını talep eden vatandaşlarla birlikte miting yapacak. Özgür Konvoyu'nun Filistinlilerin sesi olacağını aktaran İHH İnsani Yardım Vakfı Elazığ İl Başkanı Erdal Altunbaş, Filistin özgür olana kadar mazlumların yanında olmaya devam edeceğiz dedi. Sivil akıl her şeyin farkındadır. Sivil vicdan ise her ülkede, her şehirde, her caddede, her sokakta, her gün aynı şekilde gerçekleri haykırmaya devam edecektir. Bu amaçla ABD, İsrail ve onların taşeronluğunu yapan ülkelerin yöneticilerine meydan okumak için bugün Elazığ'dan Türkiye'nin dört bir yanından yola çıkıyoruz. Rotamız İncirlik, yükümüz insanlık olacak. Elazığ'dan hareket eden konvoy bugün Diyarbakır'a ve oradan Gaziantep'e geçecektir. Gaziantep'teki salon programımızı gerçekleştireceğiz ve oradan inşallah Adana'ya, İncirli'ye pazar sabahı hareket edeceğiz. İnanıyoruz ki kuklaların ve taşeronların layık oldukları muameleyi görmeleri için bir kıvılcım olacaktır bu eylemimiz. Bu kıvılcım ise Filistin için bir özgürlük ateşine dönüşecek. Yumruklarımız sıkı, sesimiz gür, inancımız tam, amacımız net, söylemimiz tek. Filistin özgür olana kadar mazlumların yanında olmaya ve seslerini duyurmaya devam edeceğiz. Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 66 ekip ve 313 personelin katılımıyla geniş çaplı asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ve diğer ekipler tarafından
genel güvenlik ve asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik kent genelinde uygulama gerçekleştirildi. Evet. 16 farklı noktada yapılan uygulamaya 313 personelden oluşan 66 ekip katıldı. Bu çerçevede başta şehrin en işlek caddeleri olmak üzere birçok yerde kontrol noktaları kuruldu. Eş zamanlı sürdürülen uygulamalarda yüzlerce araç ile çok sayıda kişinin kaydı sorgulandı. Aynı zamanda park, bahçe ve umuma açık yerlerinde denetlendiği uygulamada halkın huzuru, can ve mal güvenliğini korumak amacıyla geniş çaplı uygulama ve denetimlerin sürdürüleceği bildirildi. Elazığ Valiliği Ekim ayında emniyet ve jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde yakalanan şahısların sayısını açıkladı. Elazığ Valiliği Ekim ayında emniyet ve jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmaları açıkladı. Yapılan çalışmalar neticesinde Elazığ'da toplam 143 şahıs adli makamlara teslim edildi. Yakalanan şahıslardan 3'ünün 20 yıl üzeri, 9'unun 10 ila 20 yıl arası, 43'ünün 5 ila 10 yıl arası, 88'inin ise 5 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası bulunuyor. Elazığ'da vatandaşların huzur, can ve mal güvenliğini sağlamak için çalışmaların aralıksız devam edileceği de belirtildi. Elazığ Belediyesi'nin düzenlediği 4. kitap fuarına 8. gününde de vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösterildi. Elazığ Belediyesi'nin organizasyonuyla düzenlenen 4. kitap fuarı 8. gününde de ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Elazığlıların dilediği kitaplara ulaşabildiği ve yüzlerce yayın evinin yer aldığı Elazığ Belediyesi kitap fuarında ulusal ve yerel şair yazarların imza ve söyleşi programları da sürüyor. Bu kapsamda ulusal yazarlar Fulki Cevizoğlu ve Sevda Türküsev imza ve söyleşi programında okurlarıyla bir araya geldi. Şimdi ben Soru Sormanın kitabını yazmış bir adamım. Kitabın adı Sorgulama Teknikleri. Ama bana yıllar önce dediler ki ya sen hep soru soruyorsun ekranda, gazeteci muhabir olarak sonra ekranda. Herhalde senin için en zor şey birisinin sana soru sormasıdır. Yani sormak kolay da cevap vermek zordur. Hep sen soru soran taraftaydın dedi. O zaman o kitabı yazmamıştım daha. Bir çocuk en büyük üniversiteyi 1 ile 7 yaş arasında ailede bitiriyor. Siz çocuğunuza 1 ile 7 yaş arasında öncelikle inanç sistemini, edebi, terbiyeyi, saygıyı bunları ailede öğreteceksiniz. Çocuklarını bozuyorlar, bozuyorlar, okula yolluyorlar. Öğretmenlerin ya da okulda, özel okulda buna dahil. Zannediyorlar ki sihirli değnek var. Ya sen sorumsuz ve sorunlu bir çocuk yetiştirip okula yolluyorsun, sisteme yük getiriyorsun aslında. Askon Elazığ Şube Başkanı Abdullah Çınar, kitap fuarının hem Elazığ'ın hem de Elazığlı yazarların tanınırlığı için büyük bir kazanım olduğunu söyledi. Vallahi kıymetli belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz. Çok güzel olmuş. Ben de bugün ziyaret etme fırsatı buldum. Burada değerli yazarlarımız, Elazığ yazarlarımız ve dışarıdan gelen yazarlarımız var. Yani şehrimize çok güzel bir etkinlik olmuş. Allah yapandan, yardım edenden razı olsun. Dediğim gibi yani değerli yazarlarımızla bir araya geldik. Hakikaten kitap sağ olsunlar bize birkaç tane kitap hediye ettiler. Tabii onların emekleri çok çok fazla. Allah emeklerini boşa vermesin. 4. kitap fuarında kitaplarını tanıtan Elazığlı şair ve yazarlar da kitap fuarının oldukça yoğun bir katılımla gerçekleştiğini ifade ederek Elazığ Belediyesi'ne desteklerinden dolayı teşekkür ettiler. Öncelikle böyle bir aktiviteyi gerçekleştiren ve emeği geçen başta belediye başkanı ve olmak üzere tüm personel arkadaşlarımıza, katılımcılara ve özellikle Elazığ halkına çok çok teşekkür ediyorum. Bizlere kendimizi ispat etme veyahut da kendimizi ifade etme imkanı sağladıkları için. Bizler yerel yazarlar olarak gerek şehrimizde gerekse bilgi birikimimizde yazmış olduğumuz kitapları tanıtma fırsatımız oldu. Gerçekten coşkulu geçiyor. 8 gün dolu dolu geçti. Belediye başkanımıza bu anlamda teşekkür ediyorum. Okurları otobüslerle taşıdı. Malatya'dan gelen okurlar oldu. Kale'den gelen okurlar oldu. Ve bize bu imkanı verdiği için belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz. Coşkulu dolu dolu geçiyor.
Ben gelmeyenleri davet ediyorum. Gelsinler, baksınlar. Çok değerli, kıymetli kitaplar var burada. Çok güzel, ilgi çok yoğun. Gerçekten keyifli. Artık yarın da son gün. Benim için çok keyifli geçti, çok yoğun geçti. Çok memnun kaldım. Seneye dört gözle bekliyoruz yani. Valla Elazığ Fuarı özellikle tertip edenlere teşekkür ediyoruz. Böyle güzel bir ortamı sağladıkları için. Bayağı bir yoğunluk var. Ben de hem kitap müptelasından çıkartmış olduğum kitaplarımı tanıtma vesilesiyle burada bulunmuş oldum. Yoğun bir ilgi vardı. Gayet de güzeldi. Ve bu vesileyle Sayın Belediye Başkanımız Şahin Şerif Orman'a teşekkür ediyorum. Telmih bir kitap ise ben sadece onun bir sayfasıyım. Bizim niyetimiz gönüllerde yer almak, raflarda yer almak değil. Çünkü ve bir ticari kaygımız da yok. Bizim niyetimiz okurun gönlüne hitap etmek. Çünkü o gönül ki bir mekan değildir, bir makamdır. Biz de o makama çıkabilmek için kalemimizi ve duygularımızı dile getirdik. Öte yandan 4. kitap fuarında en genç yazar olarak yer alan İbrahim Halil Sert kitabı ve fuarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Merhabalar. Merhaba. Elazığ Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu 4. kitap fuarındayız. Sizler de fuarın en genç yazarısınız. Evet. Bu konu hakkında neler söylemek istersiniz? Kitaplarınıza ilgi nasıl? Kitaplarıma ilgi güzel. Geliyorlar imzalamak için. Çok sevinçliyim. Şu anda söyleyecek söz bulamıyorum. İsterseniz kitabınızı da gösterelim. Kitabınızın konusundan bahsedelim. Konusu aslında ana fikir olarak özgüven, umut olarak nitelendirilebilir. Çocukların en çok ilgi olarak normal bir düz hikaye olarak yazarsan pek çekici olmaz çocuklar için diye hayvanlar aleminde fable türü gibi bir şeyler yapmayı denedim. Elazığ İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Murat Evren ve İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit güvenli okul yolu projesi kapsamında okulları ziyaret etti. İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Murat Evren ve İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, Güneykent Mahallesi'nde bulunan Yemişlik Toki İlkokulu, Şehit Ragıp Soylu Coşkun Ortaokulu ve Şehit Kor General Osman Erbaş Lisesi'nde güvenli okul yolu projesi kapsamında incelemelerde bulundu. Okul içi ve çevresinde incelemelerde bulunan İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Murat Evren, yaya geçidi, ikaz tabelaları ve öğrencilerin servis araçlarına bindiği ve indiği yerlerde inceleme yaptı. Öğrencilerle yakından ilgilenen Evren, daha sonra hafta sonu tatile girecek olan öğrencilerle İstiklal Marşı okudu ve derslerinde başarılar diledi. Elazığlı Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Baskil'de vefat eden annesi adına şadırvan yaptırdı. Şadırvanın açılışı dualarla yapıldı. Elazığlı Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Baskil ilçesine annesi merhume Emine Akkoyun adına şadırvan yaptırdı. Şadırvanın açılışı dualarla yapıldı. Sayın Valimize ömür boyu ya Rab, ona iyilikler, güzellikler ihsan eyle. Kıymetli annesine, annemize katından rahmetini ihsan eyle ya Rab. Hasıl olan sevabı ya Rab annemizin ruhlarına hediye ediyoruz. Vasıl eyle ya Rab, haberdar eyle ya Rab. Ama bu eseri kazandırırken ki üstlendiği kimlik ve burayı takip ederken ki bizlerle olan diyalogundaki kullandığı kimlikler hayırsever ve hayırlı bir evlat olarak burayı inşa ettirdi. Ben kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum. Tekrar ilçemize ve memleketimize hayırlı olsun diyorum. Ya Allah, bismillah deyip ilk suyu akıtalım. Açılışa Baskil Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, Baskil İlçe Müftüsü Hüseyin Çakır, Elazığ Belediyesi Başkan Danışmanı Ahmet Özden Özen, Vali Tuncay Akkoyun'un kardeşi Ahmet Akkoyun, dernek başkanları ve ilçe halkı katıldı. Baskil Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı emeği geçenlere teşekkür etti. İçinde bulunduğumuz alan aslında bakarsanız tam bir külliye. Kahraman şehidimiz Fethi Sekin'in naaşı hemen ileride. Az ilerisinde Fethi Sekin Külliyesi, hemen yanı başımızda Doğancık mezarlığı, vatandaşlarımızın defini olduğu. Hemen arkamızda Doğancık Camii ve onun hemen bitişiğinde Hacı Hasan Baba'nın türbesinin bulunduğu bir alan. Burası tamamıyla bir külliye alanıydı ve burada ciddi bir su eksikliğimiz vardı. Gelen vatandaşlarımızdan bu yönde genelde talepler alıyorduk. Bununla ilgili bir düşünce içerisindeydik, neler yapılabilir diye. Sayın Valimiz Tuncay Akkoyun, hemşerimiz, büyüğümüz sağ olsun
bizden de önce bu işe el atarak bu alanı, bu mübarek alanı bir şadırvana, bir suya kavuşturmuş oldu. Sebillerimiz, şadırvanlarımız bizim tarihimizin, milli benliğimizin en önemli simgelerinden bir tanesi. Bugün burada Emine Akkoyun annemizin ruhuna, hayrına yapılan sebil de bizim kültürümüzü, kültürel mirasımızı gayet yansıtan bir sebil oldu. İlçemize bu Sayın Valimizin katkılarıyla, Sayın Valimizin ailesinin ve kendisinin büyük emekleriyle, özverisiyle kazandırılmış bir eser oldu. Bunun için başta Sayın Valimiz olmak üzere ailesinin tüm mensuplarına ben bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Vali Tuncay Akkoyun'un kardeşi Ahmet Akkoyun, Vali Tuncay Akkoyun'un ilçenin her sorununda destek olduğunu söyledi. Abim, Sayın Valimiz diyelim, zaten Baskil'le ilgili herhangi bir sorun olduğu zaman yani kalbi olarak, yani sürekli zaten ilçeyle birlikte, sadece kalbi olarak da değil yani elinden gelen bütün gayreti ilçe için gösteriyor zaten. Biz de burada takipçisi oluyoruz. Bu yapılan ilk de değil, son da değil. Allah'ın izniyle bundan sonra da Baskil ile ilgili herhangi bir çalışma olduğu zaman Sayın Valimiz zaten içinde olacak. Yani burası bizim ilçemiz, bizim memleketimiz. Bundan sonra da elimizden gelenin fazlasını yapmaya gayret edeceğiz. Elazığ Belediyesi Başkan Danışmanı Ahmet Özden Özen ve Elazığ Baskiller Derneği Başkanı Aygün Çam da emeği geçenlere teşekkür etti. Tabii burada karşılaştığımız en büyük sorunlardan biri de su sıkıntısının olması. İnsanların ihtiyaçlarını gidereceği işte bir abdest alma yeri veya suyla ilgili işte mezar alanı çok yakın. Mezarların sulanması açısından bir eksiklikti. Tabii dernek olarak da bu eksiklerimizi her daim ilçemiz adına takip ediyoruz. Sağ olsunlar Sayın Valimiz, Mardin Valimiz aynı zamanda Büyükşehir Belediye Kayyum Başkanımız buradaki ihtiyaçları her daim göz ardı etmeyerek büyük bir çaba, emek ve gayret göstererek gerçekten kendi ilçesine, kendi köyüne, kendi memleketine büyük gayretler ve emekler gösteriyor. Değerli hemşehrimiz Tunca Akkoyun Bey'in gerçekten ilçemize, özellikle Doğancı köyümüze böyle bir şadırvanı kazandırdığı için teşekkür ederim. Ona bu hayırlarından dolayı özellikle annesi adına, Emine Akkoyun adına yaptırmış olduğu bu şadırvan bizleri gerçekten memnun etti. Tuncay Bey'in her ne kadar Mardin valisi olarak uzaklarda olsa da bedenen ruhen bizlerin yanında olduğunu gösteriyor. Fırat Üniversitesi tarafından öğrencilere Elazığ'ın tarihi ve turistik bölgelerini tanıtmak amacıyla başlatılan gezi etkinlikleri kapsamında 450 öğrenci Harput'u gezdi. Fırat Üniversitesi Rektörlüğü Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü tarafından Elazığ Belediyesi'nin destekleriyle Cumhuriyet'in 100. yılında tarihe yolculuk Harput gezisi etkinliği gerçekleştirildi. Harput gezisine Fırat Üniversitesi Genel Sekreteri Profesör Doktor Sinan Akpınar, Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Öğretim Görevlisi Furkan Dilaver ve Fırat Üniversitesi'nde eğitim gören 450 öğrenci katıldı. Öğrencileri Harput Mahalle Muhtarı Zülküf Demir Polat karşılayarak Harput'la ilgili bilgiler verdi. Babasıyla, Fethi Ahmet babasıyla, Anguzu babasıyla, türbeleriyle meşhur 17 tane camisi olan, şu anda mevcut hali hazırda ibadete açık olan cami 6 tane. Geziye katılan öğrenciler minaresi Pisa Kulesi'nden daha eğri olan Ulu Cami'ye, harcında süt kullanıldığı rivayeti olan Harput Kalesi'ne, Şefik Gül Kültür Evi'ne, Musiki Müzesi'ne, Fincan Müzesi'ne, Hoca Hasan Hamamı'nı, Cam Seyir Terası'nı ve Basın Müzesi'ni gezdi. Elazığ'ın tarihi ve turistik değerlerini öğrencilere tanıtmak ve aynı zamanda öğrencilerin moral ve motivasyonlarını da sağlamak amacıyla gerçekleştirilen gezide, üniversite öğrencileri Harput'u oldukça beğendi. Geziyle ilgili açıklama yapan Fırat Üniversitesi öğrencileri Harput'u çok beğendiklerine, tarihi yerleri görmekten dolayı oldukça mutlu olduklarını söyleyerek düzenlenen gezi nedeniyle Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fahrettin Göktaş'a ve Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'na teşekkür ettiler. Çok kapsamlı ve güzel tarihi bir geziydi. Önce Harput'u gezdik, ardından çevredeki tarihi mekanları gezdik. Son olarak cam terasta bulunmaktayız şu anda. Üniversitemiz rektörüne ve Sayın Belediye Başkanımıza buradan teşekkürlerimi sunuyorum tüm arkadaşlarım adına. Geldi, kalabalıktı. Bence öğrenciler de oldukça ilgiliydi. Sizden daha fazla gezi bekliyoruz. Değerli görevlilerimiz.
gezi için üniversitemize, rektörümüze ve başkanımıza teşekkür ediyoruz. Sizler söyleyeceksiniz. Şehrin yerel kültürünü tanımak, öğrencilere tanıtmak için bence güzel bir aktiviteydi. Ve aynı zamanda sağlanan imkanlar için de teşekkür ediyoruz. Öğrenciler olarak memnunuz. Aynı zamanda rektörümüz ve belediye başkanımıza sağladıkları imkanlar için teşekkür ederiz. Evet, gezi çok güzeldi. Bu geziyi düzenleyen rektör hocamıza ve bu konuyla ilgilenen kişilere teşekkür ederiz. Farklı etkinlikler oluyor, güzel etkinlikler oluyor. Çok beğeniyoruz. Gezi çok güzeldi. Bu geziyi sağlayan rektörümüze ve Fırat Üniversitesi'ne teşekkür ederiz. Özellikle belediye başkanımıza teşekkür ederiz. Tarihi yerleri gezdik, çok memnun kaldık. Öğrenciler olarak bu tür gezilerin devamını bekliyoruz. Rektör Bey'e teşekkürler. AK Parti Elazığ Belediye Başkan adayı Haydar Evliyaoğlu, seçim gezileri kapsamında Elazığ'da yayın yapan basın kuruluşları, esnaflar ve iş insanlarını ziyaret etti. AK Parti Elazığ Belediye Başkan adayı Haydar Evliyaoğlu seçim gezileri kapsamında temaslarını aralıksız sürdürüyor. Başkan adayı Haydar Evliyaoğlu ilk olarak Elazığ'da yayın yapan basın kuruluşları, esnaflar ve iş insanlarını ziyaret etti. Evliyaoğlu, Kanal Fırat ve Kanal 23 televizyonları, Hakimiyet, Haberkent, Haber Ayrıntı ve Son Söz gazetelerine ziyaret ederek yöneticilerine ve çalışanlarına kolaylıklar diledi. Evliyaoğlu, basın mensuplarına ve yöneticilerine Elazığ'a kazandıracakları hizmetleri ve hedeflerini anlattı. Başkan adayı Haydar Evliyaoğlu, daha sonra Hürriyet Caddesi ve Saray Cami çevresinde hizmet veren esnafları ziyaret ederek bereketli, bol kazançlar temennisinde bulundu ve vatandaşları selamladı. Kimi sarıyoruz? Nasılsın, iyisin? İşler nasıl? Normal. Denetim çok mu bu ara? Efendim? Şey çok mu? Denetim çok mu bu ara? Aynen öyle. Sorsam hocam. Allah hayırlı işler versin. Kolay gelsin. Nasılsınız, iyisiniz? Haydar Evliyaoğlu Belediye Başkanı Adayı. İkram edelim. Teşekkür ederiz. Allah hayırlı işler Allah versin. Allah muvaffak etsin. Teşekkür ederim. Hayırlı başarılar. Allah razı olsun, sağ olun. İyiyiz abi, teşekkür ederiz. Allah iyilik olsun. Belediye Başkanı Adayı'dayız, geziyoruz. Ankara hayırdır? Valla basma bir işlerimiz var. Bir de o silah ruhsat için silahımız olmalı. Ha, geçen Ahmet Gül de diyordu, ben hikaye edeceğim silah ruhsat için. Ahmet Gül'ün her seçimi dedi. Vatandaşlar ve esnaflarla bir araya gelen Evliyaoğlu, site iş yanında talepleri ve önerileri dinledi. Teşekkür ederiz. Allah'a emanet. Hayırlı günler. Kolay gelsin. Haydar Evliyoğlu, Belediye Başkanı adayı. Nasılsın? İyisin abi? İyiyim, sağ ol. Biz de iyiyiz. Teşekkür ederiz. Hayırlı günler abi. Hamdolsun. Haydar Evliyoğlu, Belediye Başkanı adayı AK Parti'den. Sen nasıl, değil mi? Çok şükür Allah'ım. Sen buraya şey mi? Ya buraya getirdiler, şimdi kimse yok. Aha böyle ha, üst üste. Allah Allah. Tabii burada. İyisiniz. Haydar Evliyaoğlu, Belediye Başkanı adayı AK Parti'den. Merhaba. Merhaba. Allah razı olsun. Sağ olun. Allah hayırlı işler versin. Kolay gelsin. Allah kolaylık versin. Ziyarette seçim çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Evliyaoğlu, memleket sevdası ile çıktıkları bu kutlu yolda güçlü, emin adımlarla ilerlediklerini kaydetti. Evliyaoğlu açıklamasına şu şekilde devam etti. Memleket sevdası ile çıktığımız bu yolda şehrimize ve halkımıza hakkaniyetle yaklaşarak sorunların çözümü noktasında üzerimize düşen görevi yorulmadan, yılmadan, sıkılmadan yapacağımıza tüm kalbimizle inanıyoruz. Kapı kapı gezerek sorunları dinliyor, yapılan hizmetleri yerinde değerlendirip her zaman daha iyisini yapmak için projelerimizi şekillendiriyoruz. Vatandaşlarımızdan aldığımız geri bildirimler ve bize güven noktasında kurdukları cümleler bizi gururlandırmanın ötesinde çıktığımız bu kutlu yolda motivasyonumuzu en üst seviyede tutarak azim ve kararlılıkla yürümeye devam etmemizi sağlamaktadır ifadelerini kullandı. Fırat Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Öğrenci Topluluğu düzenledikleri gezi programı kapsamında Seza Çimento Fabrikası'nı ziyaret ettiler. Fırat Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Öğrenci Topluluğu Seza Çimento Fabrikası'nı ziyaret etti. Geleceğin inşaat mühendisleri fabrikayı gezerek teknik konularla ilgili yetkililerden ve şeflerden bilgi aldılar. Bundan dolayı da çimento fabrikası olmamıza rağmen daha az miktarda tutsanlarımızı baretlerini takarak mesleklerine dair saha çalışmalarını yerinde inceleyen öğrenciler merak ettiklerini sorarak fabrikanın diğer bölümlerini gezdiler.
Uyuşturucu ile mücadele kapsamında Elazığ valisi Doktor Ömer Toraman'ın talimatlarıyla Konya Emniyet Müdürlüğü'nden Elazığ'a getirilen narko tır yoğun ilgi gördü. Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan narko tırda ekipler vatandaşlara bilgi vererek merak edilenleri cevapladı. Konya Emniyet Müdürlüğü'nden Elazığ'a getirilen narko tır yoğun ilgi gördü. Pencerelerin kış ayları bile olsa sürekli açık tutulması. Narkotik suçlarla mücadelede yürütülen bilgilendirme faaliyetleri ve farkındalık etkinlikleri kapsamında Elazığ'a getirilen narko tır vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Çok ciddi hasarlar karşımıza çıkabiliyor. Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen narko tır faaliyetleri kapsamında ekipler vatandaşlara tırı gezdirerek bilgi verdi. Elazığ valisi Doktor Ömer Toraman'ın talimatıyla Konya'dan Elazığ'a getirilen narko tırı polis ekipleri eşliğinde gezen vatandaşlar merak ettiklerine de cevap buldu. Mesela şöyle söylenirse, madde bağımlarının öncesi ve sonrası var. Önceki hali, sonraki hali. Baskil Vakıf Bank Ortaokulu öğrencileri medya grubumuzu ziyaret ederek yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek bilgiler aldı. Baskil Vakıf Bank Ortaokulu öğrencileri medya grubumuzu ziyaret etti. Tamamen kontrol bizde. Haberler, buradan toplanıyor. Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen öğrenciler çalışmalar hakkında bilgi aldı. Burada arka tarafınızda ana haberler sunuluyor. Bu tarafta da gündeme dair o ne varsa gündeme dair programlar yapılıyor. Okul öğretmeni Çetin Duru ve öğrencileri medya grubumuzdan övgüyle bahsederek Kanal Fırat'ı sürekli takip ettiklerini ifade ettiler. Çok güzel geçti. İlçemizdeki gençlerle bir Kanal Fırat'ı ziyaret edelim dedik. Öncelikle bize bu imkanı sağlayan Profesör Doktor Yasemin Açık hocamıza, Kanal Fırat Genel Yayın Yönetmeni Zeki Akbüyükbey'e ve sizlere sonsuz şükranlarımı sunarım. Güzel bir etkinlik oldu. Teşekkür ederim. Konuk ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Yani Alçay'a gidiyorum. Bunları pek bilmiyordum. Sadece televizyondan görüyordum. Buraya gelip daha içine girdik. Hani sizlerin emek harcadığınızı, bizlere bu haberleri sunduğunuzu, emek harcadığınızı çok iyi bir şekilde gördük. Çok memnun kaldık. Çok teşekkür ediyoruz. İlk başta çok teşekkür ederim buraya bizi konuk ettiğiniz için. Burada her yeri gördük ve yani bu kadar büyük olduğunu bilmiyordum açıkçası. Ve yani açıkçası çok şu an heyecanlıyım. ve burası çok güzelmiş. Teşekkürler. Elazığ'da özel bir hastanede hastane afet ve acil durum çerçevesinde personellerin deprem anında nasıl davranacaklarına yönelik bilincinin oluşturulması için düzenlenen deprem ve yangın tatbikatı gerçeği aratmadı. Senaryo gereği Elazığ Kovancılar ilçesinde saat 10'da 6.7 büyüklüğündeki deprem neticesinde hastanenin bazı bölümleri hafif hasar alırken yangın da çıktı. Yönetim ekibi tarafından Markot anonsu verildi. Arkadaşlar Markot anonsunu başlatalım. Ardından sağlık personeli tahliye edildi. Görüntülerin adresi Anadolu Hastanesi. Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Acil Servis ve ana binadaki personelin katılımıyla tatbikat yapıldı. Gerçeği aratmayan tatbikatta nefesler tutuldu. Koyduk hemen. Sarfasyon 99'da. Ateş 36, şeker 100, anlaşıldı. Hastane genel muayenesi yapacağım. Anadolu Hastanesi Müdürü Evren Öztürk, her yıl bu tür tatbikatları düzenli olarak yaptıklarını ifade etti. Bugün Anadolu Hastanesi olarak HAP planı çerçevesinde yılda bir gerçekleştirdiğimiz tatbikatımızı yaptık. Tatbikat gerçeği araştırmadı.
Bu çerçevede ilimizin değerli kurumlarına ayrıca teşekkür etmek isterim. UMKE, AFAD, 112, İtfaiye Müdürlüğü bize desteklerini esirgemediler. Aynı zamanda hastanede bulunan arkadaşlarımız, ekip arkadaşlarımız da bu sürece güzel çalışmalar yaptılar. Onlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz ülkemiz yakın tarihte zor bir süreçten geçti. İlimiz deprem bölgesi. Biz hastane olarak bu süreçte sınavımızı iyi ve başarılı bir şekilde verdik. Bu nezde de hayatını kaybeden vatandaşlarımıza tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. Umarım bir daha böyle acı süreçlerle karşılaşmayız. Biz bu tatbikatı bu süreçlerde ilimize daha faydalı geçirebilmek adına, halkımıza yardımcı olabilmek adına, az kayıplar vermek adına bu tatbikatımızı gerçekleştirdik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İş güvenliği uzmanı Serhat Yasin Yıldırım, gerçeği aratmayan bir tatbikat olduğunu ve emeği geçenlere teşekkür etti. Hastanemizde hap planı kapsamında yılda bir kere tekrarlamamız gereken hap planımızı gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Tatbikatta basından arkadaşlar olmak üzere 112, UMKE, itfaiye ve hastane personelime başta teşekkür etmek istiyorum. Senaryomuz gereği 4 tane yaralımız oldu. Bunların 2 tanesini UMKE timleri tarafından, bir tanesini de itfaiye tarafından kurtarıldı. Ayaktan hastamızı da biz kendi hastane personelimiz tarafından kurtarmış bulunmaktayız. Tatbikata katılan tüm hastane personelim ve diğer tüm kurum kuruluşlar olmak üzere yönetimdeki yönetici arkadaşlarıma da teşekkürlerimi sunar, başarılarımızın devamını dilerim. Yazar Bedri Yücel'in kaleminden çıkan Gındırlanikgid'i kitabı Elazığ Belediyesi 4. Kitap Fuarı'nda okurlarıyla buluştu. Yazar Bedri Yücel, Gındırlanikgid'i isimli kitabını okurlarıyla buluşturmanın heyecanını yaşıyor. Mizah amaçlı yazılan Gındırlanikgid'i Bir Garip Bedo kitabı Elazığ Belediyesi 4. Kitap Fuarı'nda da yoğun ilgi gördü. Bu kitap fuarı hakikaten Elazığ'a renk kattı. Emeği geçen değerli belediye başkanımız Şahin Şerifoğulları'na, diğer emeği geçen herkese biz teşekkür ederiz. Bu seneki fuara 3 senedir hazırlamış olduğum Bir Garip Bedo mahlasıyla yazdığım Gındırlanikgid'i kitabıyla katıldık. Sağ olsun halkımız çok ilgi gösterdi. Resim çektirmek isteyenler oldu, almak isteyenler oldu. Kitabı genelde çocuklar, aileler, herkes ilgi gösterdiler. Okurlarına seslenen Bedri Yücel, gülmek isteyenleri, okurken keyifli vakit geçirmek isteyenleri kitabını okumaya davet etti. Kitabımızın içeriğinde 3 senelik, yani 2020'den başlayıp 2023'e kadar süren bir süreç. Neler bunlar? Deprem, pandemi, siyaset, seçimler, spor, kültür, Elazığ'ın değerli insanları, geçmişe ait bilgiler ve bu tür konuları genelde mizahi olarak işledik. Kitabımızı almalarını tavsiye ederiz. Yani zevkle okuyacaklarını tahmin ediyorum. Çünkü bize çok güzel olumlu dönüşler oldu. Beğenerek okuyorlar. Hatta ben öyle dönüşler oldu ki bir aile mesela eşiyle beraber oturmuş kitabı okumuşlar. İnanın diyor ki ben gülmekten, yani kahkaha atmaktan duramadım. Bir anne bana döndü. Dedi ki benim dedi 15 yaşında mı 14 yaşında bir çocuğum var dedi. Kitabı okumaya başlamıştı. Almış köşede haline kitabı okuyor. Baktım kendi kendine kahkaha atıp gülüyor. Yani gerçekten mizahi bir kitap. Termih Kitap Koordinatörü Talat Özer de kitaba yurt dışından da oldukça ilgi gösterildiğini ifade etti. Onlarca kitap çalıştım bu zamana kadar. Birçok kişiyle aynı masada görev yaptık, paylaştık, kitabını hazırladık ama tebessüm ederek hazırladığım ilk kitap oldu. Çok güzel bir pozitif enerjiye sahip. Evet. 4. Elazığ Kitap Fuarı'nda da okurların en çok beğeni talep ettiği kitaplardan birisi. Beğenerek gelip bakıyorlar. Yüzlerindeki o tebessümü görüyoruz. Güzel bir kitap oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Mizah kitabı yazmak çok zordur. İnsanların yüzünü güldürmek bir ustalık işidir, bir tecrübe işidir. Kendi namıyla Bir Garip Bedo, Bedri Yücel abimiz bunu en güzel şekilde yaptı. Ve çok da güzel bir eser oldu. Artık biz bu kitabı Elazığ halkına emanet ediyoruz. Kitaplıklarında bulunsun. Yurt dışından büyük bir ilgi var. Bunu da söylemek istiyorum. Elazığ Devlet Klasik Türk Müziği Korosu ve Kürsübaşı Topluluğu tarafından Sonbahar Şarkıları konseri düzenlendi.
Elisa Devlet Klasik Türk Müziği Korosu ve Kürsübaşı Topluluğu Klasik Türk Müziği Üstadlarından Sonbahar Şarkıları Konseri düzenledi. Kenan Çimtay'ın şefliğini yaptığı Sonbahar Şarkıları Konseri Nurettin Ardıçoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Elisa Devlet Klasik Türk Müziği Korosu ve Kürsübaşı Topluluğu sanatçıları dinleyiciler için birbirinden değerli eserler seslendirdi. Konser izleyenlerden tam not alırken seslendirilen eserler kulakların pasını sildi. Kozmetik mağazası Abdullahpaşa Bahçeli Evler minibüs durağı karşısında hizmete açıldı. Kozmetik dünyası Abdullahpaşa Bahçeli Evler minibüs durağı karşısında hizmete açıldı. Birbirinden güzel kadın ve erkek bakım ürünlerinin yer aldığı kozmetik mağazasının açılışına Elazığ Eczacılar Odası Başkanı Uğur Çelik, Eczacılar Odası Başkan Yardımcısı Evren Ballıca ve çok sayıda davetli katıldı. Sevgili iki arkadaşımızın yapmış olduğu bu yeni iştirakın hem şehrimize hem halkımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Sözlerime Peygamber Efendimizin bir hadisiyle başlamak isterim. İnsanların en hayırlısı insanlığa faydalı olandır. Buradaki arkadaşlarımız da hem şehrimize hem de buradaki şehrimizin istihdam alanına katkı sunan bir iş yeri açmaktalar. Kendilerine hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Sevgili iki arkadaşımızın yapmış olduğu bu yeni iştirakın hem şehrimize hem halkımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Sözlerime Peygamber Efendimizin bir hadisiyle başlamak isterim. İnsanların en hayırlısı insanlığa faydalı olandır. Buradaki arkadaşlarımız da hem şehrimize hem de buradaki şehrimizin istihdam alanına katkı sunan bir iş yeri açmaktalar. Kendilerine hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Ekonomik darboğazdan geçtiğimiz bu günlerde böyle bir işletmenin açılması, istihdam sağlanması, tüketicinin her türlü kişisel bakım ve kozmetik ihtiyacını karşılayacak çeşitlilikte bir işletme olması bizler ve şehrimiz için çok kıymetli. Furkan ve Ozan kardeşime teşekkür ediyorum. Şehrimize, şahsım adına hayırlı bol kazançlar diliyorum. İşletme sahipleri Ozan Gün ve Furkan Gün amaçlarının Elazığ'a istihdam sağlamak olduğunu belirterek herkesi işletmelerine beklediklerini söylediler. Yani şu an bir Elazığ istihdam sağlıyor. Zaten bizim ayrıca bir sağlık sektöründe depomuz var. İtriyat Medikal Kozmetik Sağlık Ürünleri adına. Burası ikinci işletmemiz oluyor. Elazığ'a farklı bir istihdam daha sağlamayı düşünüyoruz. Herkese teşekkür ederim kırmayıp bizi gelenler için de. Saç bakım ürünleri, tırnak ürünleri, kozmetik ürünleri, sprey boyalar, ondan sonra oksidanlar. Yani bayağı çeşitli kozmetikte bulamayacağınız ürünlerin hepsi bizde bulabilirsiniz. Rica ederiz hocam. Sağ olun. Hemşehrimiz Tümgeneral Ünsal Bulut ve iş insanı Fethi Özbay'ın kayınpederi harp teşraflarından emekli öğretmen Yılmaz Koçdemir vefat etti. Merhum Koçdemir Doğukent Ulu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Harput'ta son yolculuğuna uğurlandı. Jandarma Genel Komutanlığı'nda Tümgeneral Ünsal Bulut ve İş İnsanı ve Spot Ajans'ın Yönetim Kurulu Başkanı Fethi Özbay'ın kayınpederi Harput eşraflarından emekli öğretmen Yılmaz Koçdemir hayatını kaybetti. 79 yaşında vefat eden Yılmaz Koçdemir için Doğukent Ulu Camii'nde ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Allahu Ekber! Allahu Ekber. Allahu
Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Cenaze namazına merhumun aile yakınlarının yanı sıra Elazığ Valisi Doktor Ömer Toraman, Jandarma Genel Komutanlığı Personel Daire Başkanı Hemşehrimiz Tümgeneral Ünsal Bulut, 8. Kolordu Garnizon Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Evren, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, kurum müdürleri, muhtarlar, siyasi parti ve STK temsilcileri katıldı. Merhum Koçdemir, kılınan cenaze namazının ardından Harput'ta bulunan aile kabristanına defnedildi. Aile taziyeleri Akpınar Mahalle Muhtarlığı taziye evinde kabul edecek. Medya grubumuz olarak merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz. Bültenimizi burada noktalıyoruz sevgili izleyenler. Kısa bir ara, aranın ardından spor haberleriyle tekrar karşınızda olacağız. Günün gelişen spor haberleriyle tekrar karşınızdayız sevgili izleyenler. TFF 3. Lig 2. gruptaki temsilcimiz Elazığ Spor Lig'in 9. haftasında pazar günü kendi saha ve seyircisi önünde ligin yeni ekiplerinden Anadolu Üniversitesi'ni konuk edecek. TFF 3. Lig 2. gruptaki temsilcimiz Üçgen Holding Elazığ Spor Lig'in 9. haftasında Anadolu Üniversitesi'ni ağırlayacak. Teknik direktör Bülent Yenihayat'ta çıkış yakalayan ve son 2 haftada 4 puan toplayan temsilcimiz seri galibiyetler alarak bir an önce üst sıralara tırmanmanın hesaplarını yapıyor. Maçın son çalışmasını cumartesi günü yaptığı ter antrenmanıyla tamamlayan ve kampa giren temsilcimizde eksik ya da cezalı futbolcu bulunmuyor. Elazığ Atatürk Stadyumunda pazar günü saat 13.30'da oynanacak olan maçı İzmir bölgesinden C klasman hakemi Hasan Avcı yönetecek. Bordo Beyazlı ekibimiz bu maç öncesi 7 puanla grupta 11. sırada yer alırken Anadolu Üniversitesi ise 11 puanla 7. basamakta bulunuyor. Elazığ Spor'un sezon başında Kasımpaşa'dan transfer ettiği genç oyuncu Hozan Harman'ın sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi. Elazığ Spor'da genç oyuncu Hozan Harman'ın sözleşmesi feshedildi. Bu sezon sadece Ziraat Türkiye Kupası maçında Malatya Arguvan Spor karşısında sadece 36 dakika süre alabilen Hozan Harman, Elazığ Spor yönetimiyle görüşerek ayrılma talebini iletti ve karşılıklı anlaşmayla sözleşmesini feshederek Bordo Beyazlı kulüpten ayrıldı. Kupayı 3. turda veda eden TFF 3. Lig 4. gruptaki temsilcimiz 23 Elazığ Futbol Kulübü, ligin 9. haftasında pazar günü deplasmanda Muş 1984 Spor'la karşılaşacak. TFF 3. Lig 4. grubun 9. haftasında temsilcimiz 23 Elazığ Futbol Kulübü deplasmanda Muş Spor'la karşılaşacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur sonunda elenerek tamamen lige yönelen temsilcimiz 23 Elazığ Futbol Kulübü, ligde özellikle son 4 haftada yakalamış olduğu yenilmezlik serisini devam ettirmek istiyor. Cumartesi günü yaptığı ter antrenmanı ile öğlen yemeğinin ardından kendi özel otobüsüyle Muş'a giden temsilcimizde eksik oyuncu bulunmuyor. Pazar günü saat 14'te Muş Şehir Stadı'nda oynanacak olan maçı İzmir bölgesinden Mehmet Çağatay Lakot yönetecek. Temsilcimiz bu maç öncesi 9 puanla TFF 3. Lig 4. grupta 9. sırada yer alırken Muş Spor ise 14 puanla 2. sırada yer alıyor. Bölgesel Amatör Lig'de Aksaray Gençlik Spor pazar günü deplasmanda Erzincan Ulular Spor'la karşılaşacak. Bölgesel Amatör Lig 11. grupta 4. hafta müsabakaları pazar günü oynanacak. Temsilcilerimizden Aksaray Gençlik Spor Lig'in 4. haftasında deplasmanda Erzincan Ulular Spor'la karşılaşacak. 5 Kasım pazar günü saat 13'de başlayacak olan maça Erzincan Atletizm Pisti futbol sahası ev sahipliği yapacak. Temsilcilerimizden Başarı Otomotiv Rüstempaşa Spor ise 4. haftayı maç yapmadan bay olarak geçirecek. Elazığ 1. Amatör Lig'de 3. hafta karşılaşmaları pazar günü oynanacak.
Elisa 1. Amatör Lig'de 3. hafta karşılaşmalarının tamamı pazar günü oynanacak. Program şöyle. A grubu saat 13'te Elisa Doğukent Gençlik, Alacakaya Kromspor, Bahçeli Evler Sentetik Çim sahada. Saat 14'te Arıcak Spor, Kovancılar Spor, Arıcak İlçe Stadyumunda. Saat 15'te Tayfun Spor, Yazı Konak Gücü Spor, Bahçeli Evler Sentetik Çim sahada. B grubunda ise saat 11'de Hicret Gençlik, Yol Spor, Bahçeli Evler Sentetik Çim sahada. Saat 11'de Harput Spor, Beyhan Belediye Spor, Gençlik Merkezi Sentetik Çim sahada. Saat 13'te Karakoçan 1985 Spor, Palu Spor, Karakoçan İlçe Stadyumunda. Saat 13'te Harput Fırat Spor, Şeker Spor, Gençlik Merkezi Sentetik Çim sahada. Ve saat 15'te Balak Gazi 1516 Spor, Sivrice Spor, Gençlik Merkezi Sentetik Çim sahada karşı karşıya gelecek. Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde mücadele eden Bordo Spor, ligin 5. haftasında Malatya Nicer Otel voleybolu ağırlayacak. KFC Kadınlar Voleybol 1. Lig B grubunda 5. hafta heyecanı yaşanacak. Türkiye Voleybol Federasyonu resmi web sitesinden yapılan açıklamaya göre grupta tüm maçlar 5 Kasım Pazar günü oynanacak. Temsilcimiz Tiffany Tomato Bordo Spor, grubun 5. haftasında Malatya ekibi Nicer Hotel voleybolu konuk edecek. Karşılaşma pazar günü saat 14'te Ahmet Aydar Spor Salonu'nda oynanacak. Türkiye Kadınlar Handbol 1. Ligi'nde mücadele eden Elazığ Sosyal Yardımlaşma ve Spor Kulübü, ligin 4. haftasında konuk ettiği Trabzon Ortahisar Belediyesi'ne 31-25 mağlup olarak düşüşünü devam ettirdi. Türkiye Kadınlar Handbol 1. Ligi'nde mücadele eden Elazığ Sosyal Yardımlaşma ve Spor Kulübü evinde konuk ettiği Ortahisar Belediyesi'ne 31-25 mağlup olarak düşüşünü devam ettirdi. Sezon öncesinde birçok oyuncusunun başka takımlara transfer olması nedeniyle bu sezon istediği sonuçları alamayan temsilcimiz 15 Temmuz Şehitleri Spor Salonu'nda saat 13'te oynanan müsabakada ilk yarısı 16-11 yine rakibinin üstünlüğüyle tamamlanan maçta Ortahisar Belediyesi'ne 31-25 mağlup oldu. Temsilcimiz bu mağlubiyetle ligde oynadığı 4 karşılaşmayı da yenilgiyle tamamlarken, Trabzon Ortahisar Belediyesi ise 3 maçta aldığı 6 puanla B grubunda kayıpsız liderliğe yükseldi. Temsilcimiz ligin 5. haftasında pazar günü Yozgat takımıyla deplasmanda karşılaşacak. Günün gelişen spor haberlerini sizlere aktardık ve spor bültenimizin de sonuna geldik. Bir başka haber kuşağında görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.